Herkese selamlar. Bugün sizlere Ağustos ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Hem şarjım hem de vaktim az olduğu için mümkün olduğunca çabuk çabuk konuşmaya çalışacağım. Ağustos ayında okuduğum kitapların çoğundan çok memnun kalmadım. İlk önce Adalet Ağoğlu'nun Dert Dinleme Uzmanı kitabından bahsetmek istiyorum. Tamamen hayal kırıklığı. Yani hiç bu kadar büyük beklentiyle başlayıp bu kadar hayal kırıklığı yaşadığım başka bir kitap olmadı sanıyorum. Adalet Ağoğlu'nun yazdığına da inanamıyorum. Dar Zamanlar serisinin 4. kitabı oluşuna da inanamıyorum. Zaten biraz kitap hakkında da araştırma yaptım. Adalet Ağoğlu bunu 4. kitap olarak yazmamış. Belli zaten ama yayın evi böyle bir bağlantı kurmuş. Dert dinleme uzmanı olarak anılan bir kişi var. O da herkesin derdini dinlediği için bu isim ona yapışmış. Normalde bir yayın evinde editörlük yapan birisi bu. En başta girişte anlatıcı, semt kahvesi gibi bir yer. Orada bu adamı görüyor. Bir şekilde bunlar aynı masaya oturuyorlar. Dert dinleme uzmanı kişi de anlatıcıyı hiç tanımadığı halde ona defterini veriyor. Al diyor, bu sana emanet. Ondan sonra gidiyor. Bu tabii defteri alıyor, bakıyor. Dert dinleme uzmanının tuttuğu notlar. Bana bunu neden verdin? Hiçbir şey anlamadan işte ertesi gün ne? Dert dinleme uzmanının intihar ettiğini öğreniyor haberlerden. Aa diyor, ben şimdi bu defterle ne yapacağım, ne yapacağım? En sonunda diyor ki en iyisi ben bunu yayınlatayım. Ondan sonra aynı böyle Zenon'un bilincinde vardı ya, tutulan notlarla o karakterin hayatını tanıyordunuz. Aynı şekilde dert dinleme uzmanı anlatıyor aslında devamını. Onun tuttuğu notlar, günlükleri ve oradan dert dinleme uzmanının hayatını okumuş oluyorsunuz. Çevresi, yaşadıkları, evliliği vesaire derken inanılmaz akıcı olmayan, inanılmaz sürükleyicilikten uzak, zor. Benim aslında kızdığım nokta şu ki yazar bunu zaten bir dördüncü kitap olarak yazmamış. Çok belli, çok alenen ayrı bir kitap. Ona rağmen sırf satılsın diye mi? Çok ayıp bir şey bana kalırsa. Ya ben Dar Zamanları çok sevdim, Adalet Ağoğlu'nu çok seviyorum, her şeyini okumak istiyorum diyorsanız tabii ki okuyabilirsiniz. Bu benim kendi şahsi fikrim. Buradaki her kitap için, her kitabın, her cümlemin başında bir gizli bence olduğunu izlerken unutmayalım. Çünkü bunların hepsi tamamen benim fikrim. Ben bu kitabı sevmedim. Bu kitap bende hayal kırıklığı yarattı ve bu kitabı önermiyorum. Ha, eğer derseniz ki ben Adalet Ağoğlu'yla tanışmak istiyorum ama Dar Zamanlar şu an için çok hacimli bir kitap. Başka bir kitabı var mı önereceğin derseniz, benim okumuş olduğum kitaplarından önermem gerekirse Fikrimin İnce Gülü'nü önerebilirim. Çok da güzel bir kitap. Bu kitap başka bir kitap sanki. Ve ikinci hayal kırıklığı maalesef Döngel Dünya kitabında oldu. Bu kitap, hani demiştim ya Ağustos ayım çok kötü geçti diye, o kötü sürecin başlarına denk geldiği için psikolojik olarak da çok iyi olmadığım için sanırım benden kaynaklı bir şey olabilir. Yani kitabı sevemedim, kitabın içine giremedim, hikayelere giremedim. Ne yorumlarda anlatıldığı gibi ne arkasında yazdığı gibi bir şeyle karşılaştım. Açıkçası bu da bende hayal kırıklığı yarattı. Ethem Baran'dan aslında başka kitaplar okumak istiyorum. Hani bu kitabını okudum, hiç beğenmedim ve bir daha asla okumam demiyorum. Abartıldığı kadar olmadığını düşünüyorum sadece. Ve yine kendimin o dönemde çok iyi olmamasından kaynaklı kitapla iyi bir bağ kuramadığımı düşünüyorum. O yüzden bu kitabı da sevemedim maalesef. Bilmiyorum, okuyanlar varsa siz ne düşünüyorsunuz? Belki başka bir zamanda tekrar dönüp okuyabilirim çünkü ince bir kitap zaten. Ve İlk Aşk. Turgenev'den İlk Aşk'ı öneriyorum. Elbette öneriyorum. Bu kitabın konusu da 3 tane arkadaş. Hadi birbirimize ilk aşklarımızı anlatacaktık falan. Diyor ki biri, benim zaten basit evlendim. Benimki şöyle. Bir de Vladimir Petrovic var. O da diyor ki benim diyor ilk aşkım öyle. Sizinkilere benzemez. Çok sıra dışı falan. Anlatsana. Yok öyle anlatamam. Ben diyor ancak yazarsam daha iyi ifade edebilirim. Siz bana zaman verin. Ben yazayım geleyim. Devamında işte Petrovic'in 16 yaşındayken komşu kızına aşık olmasını onun anlatacaktı anlatımıyla okuyoruz. Ama tabii ki her zaman söylediğim şey, Rus edebiyatından çıkınca en sıradan hikaye bile öyle güzel hale geliyor ki, bilmiyorum, ben çok severek okuyorum. Zaten sıra dışılığı da şöyle, çok sıra dışı bir hikayesi yok. Okurken sonlara doğru siz neyin geleceğini tahmin etmeye başlıyorsunuz. İnce bir kitap. Kesinlikle önerdiğim bir kitap. Yine Jaguar kitaptan O Gün İçin Bir Şemsiye kitabı. Bu kitabı da çok severek okudum ve bu kitabın ağır ilerleyeceğini düşündüğüm halde akıcı
gaye. Şöyle söyleyeyim, yine karakter odaklı, düşünen, sorgulayan, varlığını sorgulayan bir karakterin kafasında dolaşmaktan hoşlanıyorsanız, bu tarz kitaplar okumayı seviyorsanız yani çok tavsiye ederim. Jaguar'ın gerçekten bu kitaplarını çok seviyorum. Hızlandıkça Azalıyorum da bu tarzdı. Yine çok severek okumuştum. Onu da öneririm. Bu kitap 46 yaşında ayakkabı denetçisi bir adamın şöyle ki mesleği, işte bir firmanın ürettiği ayakkabıları satışa sunmadan önce bu abimiz deniyor, giyiyor, geziyor falan, ayakkabıyla ilgili raporlar sunuyor. İşte şöyle rahattı, böyle rahatsızdı gibi. Böyle bir işi olan, tek başına yaşayan ama değişik, enteresan bir adam. Yani onun kafasının içine girmeniz lazım. Dili, üslubu, her şeyi gerçekten çok beğendim ve böyle bir konusu olmasına rağmen akıcı bir kitaptı. Tavsiye ederim. Ve John Fante Toza Sor, bu kitabı çok merak ettiğimi bir önceki videoda zaten belirtmiştim. Gerçekten heyecanlıydım bu kitap için. Keşke bu kadar heyecanlanmasaydım. Çünkü beklentimin bir tık altında kaldı. Kötü bir kitap değildi ama o okuduğum yorumlarda abartıldığı kadar bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Zaten ben Bukowski'yi sevmediğimi söylemiştim. Bukowski'nin bu kitabı neden sevdiğini biraz daha anladım. Yani kitapta bana şu şey tarzı çok hoş gelmiyor. Amerikan filmi izler gibi işte lanet olsun dostum, küfürler, kaba tabirler, hayatta herkes silleyecek, tokat yiyecek, herkes bedbaht diye bir şey yok. Ben onu seveceğim, o beni sevmeyecek, aç kalacağım, ah lanet olsun falan. Böyle bir hayat. Yani bana çok kitapta tat vermiyor. Bunu anlatmanın da bir yolu, bir üslubu var. Açlık kitabı mükemmel. Anlat, hadi öyle anlat. Sefaleti açlık kitabındaki gibi anlatacaksan eyvallah, bak o güzel. Ama bu çok film gibi. Çok bana o anlamda tat vermedi. Arturo Bandini yazar olmaya çalışan bir adam. Sefalet içinde ama aynı zamanda bir o kadar da egolu, kibirli bir adam. İşte bir gün bir barda bir kadına aşık oluyor. Kadın başkasını seviyor falan derken aslında kitabın tamamında anlatılan bu. Arturo'nun yine aynı zamanda tamamen kadın odaklı değil, o yazar olma serüvenini de anlatıyor. Bu yüzden beni çok çekmişti. Neyle karşılaşacağım, heyecanlanmıştım. Hani demiştim ya, Martin Eden hissimi verecek. Ama Martin Eden daha naifti sanırım. Daha edebiyata yakışır bir karakter. Şunu da söyleyeyim. Kitap beklentimin altında kalsa da kötü bir kitap değil. Yani anlatımı bazı yerlerde o kadar kuvvetliydi ki yaşatıyordu resmen o sahneyi. Mesela karakterin işte parası yok, aç kalıyor falan. Portakal yiyor mesela. O portakaldan duyduğu bıkkınlığı siz de duyuyorsunuz. O mideniz bulanıyor. Onun üstüne süt içiyor falan. Yani midem hafiften rahatsız oldu. Dediğim gibi yer yer çok güzel. Anlatımını çok beğendiğim paragraflar, cümleler olsa da benim beklentim çok yüksek olduğu için ve Martin Eden'i okumuş olduğum için bu kitap birazcık daha onun altında kaldı. Yoksa güzel bir kitap. Evet, Ahmet Ümit'in, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, bu kitabı beğendiğimi daha önce belirtmiştim. Bu kitap gerçekten hem akıcı hem de sürükleyici bir kitaptı. Bir de benim şöyle bir durumum var. Belki bazı insanlar bunu anormal bulacak, hoş bulmayacak belki ama bunu nasıl anlatabilirim? Böyle değişik tür kitaplar var ya, yani edebilikten uzak, sadece bir şey anlatmaya çalışan kitaplar var ya. Tamam bak, polisi diyorum, gerilim diyorum. Bunlar da elbette olay odaklı olacak, güzel cümleler kurması gerekmiyor ama bu belli bir okuma deneyiminden sonra okuma zevkim başka bir yöne evrildi. Öyle olunca o tür kitaplar artık beni tatmin etmemeye başladı. Herkesten çok çok özür dileyerek söylüyorum, boş gelmeye başladı. Bu tamamen benim arayışımla ilgili bir şey bu arada. Boş demek onun bomboş olduğunu göstermez. Benim aradığım şeyin onda olmadığını dile getirmeye çalışıyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. O yüzden her ne kadar böyle o dönemde işte arıyorum gerilim romanları, polisi romanları, kapaklarına bakınca neyse almayayım deyip vazgeçiyorum ama bir yandan da artık düşünce kitabı değil, tamamen sürüklenmek istiyorum. Ne yapacağım? Çok çaresiz kaldım dediğim noktada Ahmet Ümit çok önerilmişti demiştim. Ve gerçekten bu anlamda da tatmin etti beni. Yani altı çizilecek cümleler verdi. Tamamen olaya odaklanmış bir kitap değildi. Hem edebilikten uzak olma, hem akıcı hem sürükleyici olmasıyla, o dönemde de bana çok iyi gelmiş olmasıyla severek okudum. Ben Sultan'ı Öldürme kitabını hiç sevmediğimi söylemiştim. O kitabı bilmiyorum. O kitap bana çok sıkıcı gelmişti ama bu kitap hiç öyle değildi. Gayet güzel sürüklenerek okudum. Ve Hermann Hesse'nin Ağaçları, bu kitabı çok sevdim. Çok çok. Bir roman değil. Düşünce kitabı. Aslında tamamen doğaya övgü kitabı diyebiliriz. İçinde bir anda şiir var, bir anda düz yazı var. Ama bu düz yazıda öyle şiirsel anlatılmış ki. Ya böyle bu kitabı okurken yumuşacık oluyorsunuz. Eğer tabii
doğayı seviyorsanız. Şimdi ben doğayı çok seviyorum dediğim zaman hadi git doğanın içinde yaşa, böcekler, yılandan korkma, ottan korkma falan, böyle bir şey değil. Elbette korkuyorum, böceklerden hoşlanmıyorum. Benim doğa sevgimi şöyle tarif edeyim size. Su beni çok heyecanlandırıyor mesela. Deniz çok seviyorum. Göl, dere, küçük su sızıntısı. Gerçekten hayranlıkla bakıyorum onlara. Onun yanı sıra dağ, toprak, hava, bulut, ay, güneşin batarken oluşturduğu renkler, doğarken oluşturduğu o görsel şölen, gerçekten heyecanlanıyorum bunların karşısında. Yolculuk yapıyorum, bakıyorum. Hiç kimsenin olmadığı bir yer, sadece dağ var. Orada küçük ufak dere akıyor. O kadar güzel geliyor ki bana. Sen burada tek başına ne yapıyorsun? Sen hayatsın. Yani su gerçekten hayat ve çok seviyorum. Yeşili çok seviyorum. Ağaçları çok seviyorum. Bir ağaca baktığın zaman onu böyle işlevsel orada duruyor, gölge yapıyor falan değil de bambaşka anlamlar yüklüyorsan sen de bizdensin ve bu kitabı çok seveceksin. Gerçekten hoş duygular yaşatıyor. Tavsiye ederim. Ve Ağustos'un son kitabı, Emmanuel Bov'un Arkadaşlarım kitabı. Bu kitabı ne alırken ne başlarken bunların içinde en sevdiğim kitap olacağını düşünmedim. Ve bu kitabı bitirdikten sonra da bu kitabı sevdiğimi düşünmedim. Bu bitirmemin üzerinden günler geçtikten sonra ve ben bu videoyu çekmeye karar verip kitaba dair bir şeyler hatırlamaya çalışırken aslında ne kadar muazzam bir kitap olduğunu fark ettim. Kitabın konusu Victor Baton, savaş gazisi. 3 ayda bir maaş alıyor. Böyle mükemmel, hali vakti yerinde bir adam değil yani. Ve yalnız bir adam. Bir arkadaş arıyor. Mutluluğumu, mutsuzluğumu. Bir şeyleri paylaşayım onunla istiyor. Enteresan girişimlerde bulunuyor. Enteresan insanlarla tanışıyor, oluyor, olmuyor falan. Okuyunca siz kendiniz görün ama ben bu kitaptan şu hissi aldım ve bu kitabı bu kadar çok sevmeme o farkındalık sebep oldu. Bu kitapta insanın alçaklığını gösteren bir şey var. O aslında okuyup geçtiğimiz bazı cümleler var ya, üzerinde durmadığımız. Bir cümlede bile insanın alçaklığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ve bu kitap bana biraz Dostoyevski'yi anımsattı. Dostoyevski'nin hani insanın alçaklığını gösterme şekli vardır ya. Sanki bu kitaptan da öyle bir tat aldım. O yüzden özellikle bu kitapların içinde en sevdiğim, hatta çok sevdiğim bir kitap olarak kalacak. Gerçekten sağ gösterip sol vuran bir kitap oldu. Hani okurken basit bir hikaye okuyacağım diyorsun. Arkadaş arayan bir insanın düştüğü durumlar yer yer komik, yer yer hüzünlü diyorsun ama alttan alttan sana öyle bir mesaj veriyor ki. Belki çok sert bir düşünce olacak ama ben çok iyi insanlardan korkarım. Çünkü çok iyi insanın, çok fedakar insanın bunu iyi niyetle yaptığına inanmam. Bu hep böyleydi ve bu yüzden kötü niyetli insan olarak da algılanabilirim ama bir minnet duygusu var ki o çok acayip bir şey. Bir insan aç, cebinde parası yok, bir çorbaya muhtaç ve sen ona çorba verdiğin zaman o insana iyilik yaptığını sanıyorsun ya, sen aslında kendini tatmin ediyorsun. Ben iyi bir insanım, alkışlanmalıyım, şöyleyim, böyleyim, ben yardımseverim, ben. Bu çok ince bir şey, tam aktaramıyor olabilirim ve oradan çok sert algılanıyor olabilir ama bu kitapta da var mesela. Dediğim gibi bunlar tamamen benim kendi fikirlerim. Siz iyi insanları alkışlayabilirsiniz. İyi insanlar iyilik yapmaya devam edebilir. Yapılsın. Zaten ben iyiliğe karşı değilim ama iyilik sonrası gelen o karşılık bekleme hissinden bahsediyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Birine iyilik yapmakta bir zarar yok ama onun karşılığında ben bu iyiliği yaptım ama diyorsan sen iyi bir insan değilsin. Dediğim gibi bu kitapta böyle enteresan bir farkındalık oluşturdu bende. Aynı zamanda üslubu da çok güzel. Hem az biliniyor hem de muazzam bir kitap. Bence bir okuyun. Severek okudum ben. Evet, 8 kitap belirlemiştim. 8'ini de çok şükür okudum Ağustos ayında. Eylül ayında okuyacaklarım şeklinde bir video çekmeyi düşünmüyorum. Ağustos ayında okuyacaklarımı söyledim. Üstüne Ağustos ayında bunları okudum diye aynı kitapları anlatmak yerine dedim ki Eylül ayında okuyacaklarımı en azından paylaşmayayım ama Eylül ayında okuduklarım diye tek seferde görmek daha az sıkıcı olur diye düşündüm. Sadece okuduklarım şeklinde video çekeceğim sanırım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.